net bir şekilde nazal kullanıyor. I kinda liked a girl I knew. Burada nasıl bölümde. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale. Açıklıkla birlikte geldi ama alt bölümde kaldı da var. Yaslanma görüyorsunuz. Mikrofon bu arada mükemmel bir şekilde ayarlanmış. Bu arada anatomik olarak da ağız içi genişlik gayet iyi, dikkat ederseniz. Ağız içi genişlik neydi? Bizim sesi daha iyi rezone etmemizi sağlıyordu. Ses daha iyi dağılıyordu. Bu anlamda da şanslı bir anatomiye sahip şarkıcı. Onun haricinde baskıları çok beğendim. Yine nazal kullanım, açıklıklarla ve tekrardan register genişliğine doğru, beden genişlikte birlikte bir rezonans görebildiği. Bir şarkıcının heyecanı arkadaşlar nefes nefese kalmasıyla belli oluyor. Yani o an o kadar heyecanlı ki bunu nereden anlıyorsun? Bunu desteğinden anlıyorsun. Bunu sesi destekleme durumundan anlıyorsun. Heyecandan kaynaklı yer yer seste böyle destek problemleri yaşıyor ama çok normal bir şekilde. Çünkü o sahne insanı mutlaka heyecanlandırıyordur. Dolayısıyla böyle bir durum yaşaması normal. Çatalı çünkü çok altta kalıyor. Yani altta kalmadan kaynaklı. Evet, çok iyi bir anatomiye sahip. Bence anatomik yapı bu işi çok iyi kotarıyor ama biraz daha kafa rezonanslarına doğru çıkabilir ama buna rağmen bu genişlikle birlikte sesleri tutabilmesi, özellikle alt rezonansı da işin içine katarak bunu yapması zor bir şey. Bunu neye bağlayabiliriz? Bunu çok ciddi bir anatomik genişliğe bağlayabiliriz. Dikkat ederseniz ağız içi anatomik genişliği çok iyi. Kırtlak bölümü, larenks çapı gayet iyi. Bunların hepsini totalde topladığımızda ortaya muazzam bir şey çıkıyor. Bir şarkıcıda doğuştan güzeldir dediğimiz tek şey de budur zaten. Anatomik yapısı eğer elverişliyse şarkı söylemeye, o zaman o şarkıcı mutlaka iyi bir noktaya gidecektir. Doğru adımları attığı takdirde. Tepe nokta, yaslanmayı gördünüz zaten, vücut esnemesini gördünüz. Arkaya doğru yaslanmayla birlikte. Yine ses genelde çıplak kalıyor, arka bölümde kalıyor. Çok fazla pozisyona doğru getirmek gibi bir durum söz konusu değil. Arkada ağız içini açarak arka bölümde, ön bölüme doğru sesi attığını pek söyleyemeyiz. Genelde arka bölümde sesi bırakarak söylüyor. Ve işte ilk geldiği yer, tepenin belki de ilk geldiği tını yerine geldiği yer şu an. Şimdi geldi ön bölgeye. Şimdi geldi ve zaten kuvvet anlamında bile bir fark ettiniz mi? Kuvvet değişimi oldu. Çünkü arkada tınlayan ses bir anda ön bölgeye doğru kuvvet yüklendiği zaman bambaşka bir şey ortaya çıktı.